Seyit Onbaşı, Asteğmen, Kubilay ve daha nice kahramanlar. Biri Çanakkale'de, diğeri Menemen'de emperyalist ve gerici saldırılara geçit vermedi. Varlığını vatanı için siper etti. O kahramanlar arasına bir isim daha katıldı. Şehit Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir. Tarih 15 Temmuz, Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış emperyalistlerin oyuncağı bir grup çete, akşam saatlerinde darbe girişimine kalktı ele geçirilmesi gereken en kritik birlikte Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı'ydı. Özel Kuvvetler Komutanı tüm General Zekai Aksakallı makamında yoktu. Darbecilerle birlikte hareket eden 1. Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tu General Semih Terzi bunu fırsat bilip o makamı işgal etmeye kalktı. Başçavuş Ömer komutanını aradı. Makamınızı işgal edecekler dedi. Tüm General Aksakallı ise başçavuş Ömer'e ''Evladım oranın namusu sensin, makamı teslim etme geliyorum'' talimatı verdi. Darbeciler kapıyı zorladı, şehit başçavuş direndi. Darbeciler makama girdi. Şehit başçavuş Ömer, içeri giren darbecilerin başındaki Tu General Terzi'yi alnından vurdu. O makamı teslim etmedi. O bir aslı kendini feda edercesine alnın ortasından vurduğu o tıcı sayesinde birçok şey Ankara o değişti. Diğer darbecilerse başçavuş Ömer Halis Demir'i oracıkta şehit etti. İşte o an darbe girişiminin tersine döndüğü andı. Eğer ÖKK ele geçirilseydi darbe başarılı olabilecekti. Ancak başçavuş Halis Demir darbecilere bu izni vermedi. Ulusal Kanal o kahramanın Niden'in Bor ilçesindeki Çukurkuyu beldesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Ziyaret ettiğimizde aile evlerinin ve kendilerinin görüntülerini almamızı istemedi. Biz de kameramızı bıraktık, ailenin acısını ve gururunu paylaştık. Oğlumla gurur duyuyorum dedi baba Hasan Hüseyin Halis Demir ve ekledi. Vurduğu komutanla beraber Afganistan'da çalışmışlar. Çocuğuma plan kuracaklarmış, yavrum da planı çözmüş. Vatan için yetiştirdik, vatana da verdik. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek ve beraberinde gelen heyet de babayla bir süre sohbet etti. Perinçek, baba Halis Demir'e, Ömer bizim evladımızdır, ne zaman ihtiyacınız olursa Vatan Partisi'nin kapıları size açıktır dedi. Ömer'in kanının yerde kalmayacağını söyledi. Vatan Partisi heyeti başsağlığının ardından kahramanın kabrini ziyaret etti. Saygı duruşunda bulundu, şehit için dualar okundu. Söz veriyoruz. Bayrağını hep yukarıda tutacağız. Vatanımıza gözümüz gibi bakacağız. Emanetin emin ellerde. Kahraman şehidin ailesinin kimseden hiçbir beklentisi yok. Tek bir talepleri var. O da doğayı çok seven şehitlerinin adının verilecek bir ağaçlık alan oluşturulması.